Efendim, şimdi de sırada astroloji danışmanı ve eğitmeni Pınar Gürel'le yapacağımız sohbet var. Ne yapacağız? Özellikle haftaya kendisiyle başlıyoruz ve tüm burçları yorumluyoruz. Ülke gündemini yorumluyoruz. Bakalım gökyüzü bu hafta bize ne diyor? Neler söylüyor? Hoş geldiniz. Hoş bulduk Safiye Hanım. Nasılsınız? İyiyim ben, çok iyiyim. Siz nasılsınız? Sağ olun, ben de çok iyiyim. Valla ne dediyseniz çıktı. Pandemi Evet. de kontrollü bir geçiş dediniz çıktı. Patlamalar, depremler dediniz çıktı. Evet. Şimdi izleyicilerimiz ve ben güzel haberlerinizi bekliyoruz. Şöyle haftaya bomba gibi başlayalım. Tüm burçlar şöyle çok güzel enerjiler alsın. Ama önce isterseniz ülke gündemini yorumlayalım. Efendim 13 Temmuz haftası tüm burçları ve ülkemizi bakalım neler Neler bekliyor bekliyor? konuşacağız. Tamam. Şimdi Safiye Hanım, 13 Temmuz haftasında maalesef çok güzel haberlerim yok. Ay yapmayın. Gökyüzünde hep Yapmayın. söylüyoruz mükemmel gökyüzü yok. Mesela geçen haftaki yayınımızda ileri harekete başlayan Venüs'ü yorumlamıştık örneğin. Hatırlarsınız ama Merkür retroydu. Yani bir Evet. iyi enerji varken bir kötü enerji olabiliyor. Şimdi bu haftada yani 13 Temmuz haftasında gökyüzünde iki tane zorlayıcı diyebileceğimiz enerji gündeme gelecek. Yine mi diyeceğiz bak? Şu Evet. an bütün ekran başı öyle söylüyor. Yine Maalesef. mi? Maalesef. Yani gönül ister hep güzel haberler verelim ama her zaman öyle olmuyor. 13 Temmuz haftasında gökyüzünde Güneş ve Plüton'un bir gergin açısı gündeme gelecek. Güneş bizim haritalarımızda yaşam kaynağımız, enerjimiz, mutluluk kaynağı. Onun dışında ilişkilerde daha öne çıkan, otorite figürü olan insanlar, patronlarımız, babalarımız, kadınlar için eşleri örneğin. Ve Güneş Plüto karşıtlığında bu hafta enerjilerde eğer ki problemli gidenler varsa ilişkisi. Yani bu ilişki derken seyircilerimiz sadece gönül ilişkisi olarak anlamasın. Patronuyla olan ilişkisi, çocuğuyla olan ilişkisi, para ilişkisi her anlamda. Bu hafta bu açıdan dolayı birazcık böyle zorlanmalar, çürümüş yapıların problemli bir şekilde seyretmesi, tehditkar tavırlar, tacizkar tavırlar. Mesela Allah. evet yani zorlayıcı. Plüto çünkü değişim dönüşüm gezegeni. Ve bu hafta insanları eğer ki mutluluk vermiyorsa, kötü giden bir ortamda bulunuyorlarsa ne yapacak? Orada zorunlu bir dönüşüme götürecek maalesef. Aslında bu da bizim için iyi bir şey olabilir. Yani Bazen kötü şeylerin... şöyle aslında Plüto zorlayıcı gibi anlaşılıyor Safiye Hanım ama kişilerin cesareti olmadığı için, kendilerine güvenmedikleri için ya da sırf para kaygıları yüzünden bir ortamda, bir ilişkide, bir olayın, olgunun içinde bulunma zorunluluğuna dışarıdan metazori olarak sonlandırıyor. Yani kişi onu o anda anlamıyor ama sonradan. Ya Sonradan. diyorsun ki hayrımaymış aslında. Yanımdaki adamın bana hayrı yokmuş, ben görmüyormuşum. Sistem onu benden aldıktan sonra anlamışım Biraz diye. zorlayıcı etkiler efendim bekliyormuş Zorlayıcı. bu hafta. Evet. Yapacak bir şey yok ama belki ağzından iyi bir şeyler çıkar. Umut her zaman var biliyorsunuz. Bekliyorum. İyi şeyler söyleyeceğiniz Şimdi günleri de bekliyoruz. inşallah ülke için. Evet, Ha, ülke gündemini şimdi yorumlayalım. Güneş bu hafta biraz zorlanacak. Güneş ülke anlamında liderler, yöneticiler. Yani sadece ülke liderlerini düşünmeyin. Bir şirket yöneticisi, bir şirket lideri. Onun dışında sanatçılar. Mesela bu hafta onlarla alakalı biraz onların zorlu süreçlerden geçtiklerine tanık olabileceğimiz haberler gündeme gelebilir. Yöneticilerde, liderlerde, sanatçılarda metazori bir değişim, dönüşüm. Bir senaryodan çıkıp başka bir senaryoya geçiş ama bu tabii ki çok hani Plüto varsa çok lay lay lom, çok güzel bir enerji de olmuyor. Zorlanarak yeni bir senaryoya geçiş. Onun dışında gazeteciler mesela bizim ülkemizin bu görünümden alacağı etkileri yorumladığımda görüyorum ki bu hafta gazeteciler için dikkatli olmaları gereken de bir süreç. Hapis kararları, gözaltı kararları örneğin Oo, gündeme gelebilir. Evet yani bu hafta birazcık bayağı zorlayıcı evet olaylar zorlayıcı. bekliyor. Onun dışında son bir aydır ben aslında her yayınımızda söylüyorum deprem riski toprak Evet. altını, toprak üstünü ilgilendiren hatta biliyorsunuz işte Elazığ depremi, Bingöl depremi, en son diğer patlamalar. Ona ait tehditler de maalesef hala bu hafta 13 Temmuz haftasında Devam devam edecek. edebilir. Sınırlarımızı bekleyen bir takım tehlikeler ve diplomasi anlamında da soğuk savaş. Yani
ülke liderlerinin uzaktan uzağa birbiriyle restleşmeleri gibi durumlar Türkiye için gündeme gelebilir. Biraz zor bir enerji maalesef ama geçecek tabii ki. Yani bir haftayı etkisi altına alacak bir enerji. İnşallah bu zorlayıcı enerjiyi biz tüm pozitif enerjimizle İnşallah. İyiye çeviririz. Çevirebilir İnşallah. Miyiz? Çeviririz ya. Kesinlikle. Yani bakın, kişisel gelişim, olumlamalar, hayatta kendi algımızı değiştirmek birçok şeyin kapısını açıyor. O sert geçişleri birazcık daha Tabii hafifleterek ki. Geçmemizi sağlar. O yüzden sağlar. Mesela kimisi eşinden ayrılıyor, kimisi küçük bir kavgayla geçip gidebiliyor mesela. Doğru. Bir tatsızlıkla. Hı-hı. Herkes ayrılmıyor, herkes işten, güçten olmuyor. Yani biraz algımız, hayata olumlu bakabilmek çok önemli. Çok önemli. Değil mi? Şimdi izleyicilerimizin en merakla beklediği ana geldik efendim. Tüm burçlar ekran başına bakalım. 13 Temmuz haftasında gökyüzü tüm burçlara neler söylüyor sevgili Pınar Gürel? Şimdi tek tek tüm Hadi burçları konuşalım. Değerlendirecek. Konuşalım. Hadi bakalım. İlk hangi burçla Koç. Başlıyoruz? Koç. Koçlar liderler. Ekran başında. Koç lider ya kendisi. Zodyan da lideri. Birinci burcumuz. Hı-hı. Koç ve yükselen koçlar. Şimdi bu hafta Güneş ve Plüto karşıtlığında koçlar birazcık ruhsal anlamda zorlanabilirler. Doğru ya doğru. Yani her haftada, her daimde çok güzel haberler yok. Ama astroloji bir yol haritası. Kendimizi ona göre ayarlarsak tedbirimizi alabiliriz. Bu hafta koç ve yükselen koçlar Güneş Plüto karşıtlığında evle alakalı, aileyle alakalı, çalışan koçlar için kariyerle alakalı, patronla alakalı Hı-hı. birazcık zorlanmalı süreçler yaşayabilirler. Yani çok dirayet göstermeleri gereken durumlar gündeme gelebilir. Onun dışında bu hafta gökyüzündeki aydan da biz çok etkileniyoruz Safiye Hanım. Ay her 2-2,5 günde bir burçtan geçiyor ve o hafta bizim duygusal motivasyonlarımızı çok yönlendiriyor. Aydan alacağı etkilere bakacak olursak, pazartesi yani bugün sabah akşama kadar Ay Koç burcunda hareket edecek. Bugün tüm koç ve yükselen koçlar akşama kadar çok enerjikler. Hı hı. Aile, iş, çocuklar, ev işleri neyse böyle güzel arımaya gibi, Speedy Gonzales gibi başlayabilirler haftaya. Yarın ve çarşamba günü, salı ve çarşamba günü Ay Boğa burcunda ilerlerken koç ve yükselen koçlar daha ziyade para. Para konuları, işte harcamalar, alışverişler, alma verme dengesi üzerinden gidecekler. Perşembe, cuma, cumartesi günleri hayat koçlar için çok hareketlenecek. Telefon konuşmaları, aileden gelen haberler, kısa yollar, bulundukları şehir içinde mobil olabilecekleri bir süreç. Cumartesi akşamdan sonra pazarı da içine alacak şekilde bu hafta Ay Yengeç Burcu'nda ilerlerken koçlar aileyle, evle güzel zamanlar geçirecekler. Evle ilgilenebilirler. Aileye destek olmaları gereken süreç olur. Güzel bir hafta kendilerine güzellikler getirsin. Hadi inşallah Umuyorum. Koçları i̇nşallah. Da gün gün değerlendirdik. Evet, şu an koçlar çok burçlar, mutlu. Bütün burçları bugün öyle konuşacağız. Aa harika. Evet, evet. İyi güzel o zaman koçlar için güzel enerjiler evet. var. Sadece dediniz ki liderleriyle ilgili pazartesi ve salı günü iş hayatınızda, aile hayatınızda birazcık daha... Evle dikkat. İlgili sorunlar çıkabilir, onlara dikkat. Hadi bakalım. Diğer burcumuza Boğa geçelim. Boğa ve yükselen boğalar. Bu hafta Güneş-Plüto karşıtlığından dolayı biraz iletişimleri sertleşecek. Hı-hı. Yani aslında kendileri çok hassas konuşurken insanlarla, insanlardan gelen tavırlar onları sanki biraz tehdit altına alıyormuş gibi gelecek. Ama birkaç gün enerji böyle daha sonra toparlayacaklar. Ayın hareketlerine bakacak olursak bugün akşama kadar boğa ve yükselen boğalar biraz hassas, içe dönük. Yani çok dışarıda değil daha içsel geçirecekler ama yarından itibaren salı ve çarşamba günleri ay boğa burcunda ilerleyecek. O zaman kendilerini bulduklarını görebilirler. Hayata karışacaklar yarın ve çarşamba günleri. Dış görüntüleri biraz onlara daha güzel gelebilir. Değişiklik yapmak isteyebilirler. Alışveriş keza aynı şekilde. Perşembe, cuma ve cumartesi akşama kadar aileyle alakalı çok güzel enerjiler, işten yana bekledikleri haberler gelebilir, telefonlar gelebilir örneğin. Hafta sonu kardeşler, yakın akrabalar gene böyle birazcık özelleriyle olabilecekleri bir enerji. Pazar günü aileyle yakın yerlere, işte ne derler, tatil yörelerine, piknik alanlarına gidebilmeleri çok mümkün. Güzel enerjiler var boğa, onlar için. Boğa için de güzel enerjiler boğa enerji, var. Boğa için güzel Boğa evet. için hafif
seyahatler gözüküyor sanki evet, birazcık. Evet, aileyle alakalı. Hadi bakalım, diğer burcumuza geçiyoruz. İkizler ve yükselen ikizler burçları, Güneş ve Plüto karşıtlığı onlara bu hafta parayla ilgili dikkat diyecek. Yani benim parayla alakalı çok riskli harcamalardan ya da çok gereksiz harcamalardan kaçınmalarını tavsiye ediyorum ben. İkizler ve yükselen ikizler burçlarına parayla alakalı ve ilişkilerde de çatışmalar gündeme gelebilir. Hani özel hayatında yanında bir eşi, sevgilisi olan ikizler ilişkisi zarar görmesin istiyorsa ve çok fevri, dik konuşmalardan kaçınmaları gerekecek. O zaman sevgili ikizler bu hafta biraz yağ sabır haftası. Evet, yağ sabır. Partnerinizle birazcık daha özenli ve sabırlı ilişkiler kurun. Ve dedi ki Pınar Hanım özellikle harcamalarınıza çok harcamalar, dikkat edin. İlişkilerde de kıskançlıklar, kaprisler. Bakın bu hafta ikizleri böyle bir durum var yani onu ya söylemek sabır lazım. Çeksinler. Ya en sabır. Güzel. Evet. Hadi aydan alacağı, ikizlerin aydan alacağı etkilerini kısa söyleyeyim. Hadi onları atlamayalım. Bugün pazartesi akşama kadar çok aktifler. Dışarıda arkadaşlarıyla, sosyal medyada. Çalışan ikizlerin arkadaşlarıyla, iş arkadaşlarıyla beraber yaptıkları beyin fırtınaları çok mümkün. Salı çarşamba mesela yarın ve çarşamba günü birazcık daha içe dönük aileden duyabilecekleri haberler veya kendileri kendi özellerinde tutmak isteyecekleri parasal gelişmeler olabilir. Bir yerden bir para gelir ikizlere ama onu çok dışarıya belli etmek istemez. Haftanın ikinci yarısı perşembe, cuma ve cumartesi çok hareketli geçecek onlar için. Yollar, haberler, telefonlar, eğitim, öğrenci olan ikizler için güzel haberler gelebilir. Pazar günü daha ziyade aileyle beraber olmak onlar için çok eğlenceli olacak. Ay çünkü Yengeç Burcu'nda ilerleyecek. Aileyle keyif alacakları bir hafta sonu. Ay Yengeç Burcu'nda ilerleyeceği için mi? Perşembeden sonra tüm burçlarda telefonlar, biraz haberler, aileye dönmeler. O ay ikizlerdeyken telefon. Ay yengeçteyken daha ziyade ailece olacağımız bir gün olacak. Güzel. Pazar güzel günü. Enerjileri var ikizlerinde. Hadi diğer burcumuza yengeç. Geçelim. Yengeç. Sevgili yengeçler. Yükselen yengeçler. Sevgili yengeçler çok zorlanıyorlar Safiye Öyle Hanım. Mi? Yani özellikle son bir aydır bu hafta da emin olun son bir dişlerini sıkacaklar. Eyvah eyvah. Çünkü yengeç Güneş ve Plüto karşıtlığında Güneş Yengeç Burcu'ndan geçiyor. Bu hafta benim yengeçlere tavsiyem etliye sütlüye çok karışmasınlar. Zarar görmek istemiyorlarsa, böyle bir anda problemin içinde kendilerini bulmak istemiyorlarsa daha sakin karşılasınlar. Çünkü ilişkiler alanı, arkadaşlık alanı çok rahat değil bu hafta. Öyle mi? Bir olayda fevri davranırlarsa emin olun onun sonu dava, mahkeme sürecine kadar o gidebilir. Kadar. O kadar. Yani bu hafta dikkatli olmaları gerekiyor. Aman dikkat yengeçler. Ki yengeçler de daha böyle ılımlı. Munis gözüküyor. Evet. Ama bu hafta canavar göreceğiz onu. Allah evet, eyvah. Etrafımızdaki yengeçlere dikkat efendim. Onları birazcık bu hafta idare ediyoruz. Evlilik anlamında da, ilişki anlamında da gerçekten testlerden geçecekler bu hafta. Ayın hareketlerine bakacak olursak yengeçler bugün pazartesi akşama kadar aile ve kariyerle ilgili hep sorumluluk yerine getirme. Üzerindeki görevleri bayağı iş insanı olarak detaylı bir şekilde yapacaklar. Yarından itibaren salı ve çarşamba günleri daha böyle sosyal. Arkadaşlarıyla akşam ya da gündüz bir yerde keyifli güzel zamanlar geçirebilirler. Perşembe, cuma, cumartesi onlar daha içe çekilecekler. Okumalar, merak ettiği bir konuda araştırma. Fakat pazar günü ay onların burcundayken aileyle ya da evde dışarıda çok keyif aldıkları, aile ortamını yakalayabilecekleri güzel enerjiler gündeme gelecek. O zaman hafta başında birazcık zorlanacak yengeçler diyebiliriz. Evet. Hadi diğer Sonra burcumuza aslan, da geçelim. Sonra aslan ve yükselen aslanlar. Bu hafta aslanlar Güneş-Plüto karşıtlığı sebebiyle biraz kaygıya düşebilirler. Bu anlamda benim onlara önerim her şeyi çok kafaya takmasınlar. Bir psikolojik anlamda zorlanabilirler, çok kaygı yapabilirler, vesvese yapabilirler. Bu onları birazcık ruhen zorlayabilir. Hiçbir şey mükemmel olmak zorunda değil. Birazcık kendinizi iyi olana, güzel olana sevk etmeniz lazım demek isterim. Onun dışında aydan alacakları etkilere bakacak olursak eğer bugün akşama kadar
Çok ilişkiler anlamında güzel enerjiler var. Dışarıda zaman geçirebilirler, beklenen haber gelebilir. Yurt dışıyla, basın yayınla, turizmle, medyayla çalışan aslan ve yükselen aslanlar için bugün akşama kadar enerjiler çok güzel. Hı-hı. Yarın ve çarşamba günü aile ve kariyerle ilgili başarılı sonuçlar alınabilir. Güzel. Aslanlar için evet. Projelerde artış, beklenen haberler. Perşembe ve cuma günleri sosyallik anlamında güzel. Yani daha önce birazcık daha iş yoğunken, hı hı. Perşembe, cuma kendini arkadaşlarıyla zaman ayırmak isteyecek. Son haftanın son günü, pazar günü de tamamen kendini ayıracak. Aileyle evde dinlenmek isteyebilir, evde güzel bir şeyler yapmak isteyebilir. Sonuca ulaştırma anlamında etkiler güzel. Hafta başı ortasına kadar full koşturma, pazar günü dinlenme. Dinlenme. Evet. O zaman sevgili aslanlara diyoruz ki bu hafta için endişe, kaygı yok. Evet. Hadi sevgili diğer Başak burcumuz. Ve yükselen Başaklar, bu hafta biraz aşk hayatı ve arkadaşlık ilişkileri anlamında dikkat. Yani aslında yaşadıkları biraz kendilerini korkutabilir. İlişkilerde ya da kariyerle alakalı çalışan Başaklar için de söylerim. Geleceğe tam kendimi güven altında hissetmiyorum hissi gelebilir mesela Başak ve yükselen Başaklara. Ama bu geçici, yani bu hafta için böyle. Ayın hareketlerine bakacak olursak eğer, bu hafta Başak ve yükselen Başaklar pazartesi, yani bugün akşama kadar parasal anlamda çok koşturacaklar. Parayla alakalı alma verme dengesi yoğun olacak. Salı ve çarşamba günleri iletişim çok rahat akacak. İşle ilgili, aileyle ilgili, dava, mahkeme süreci, buradan gelecek evraklar, haberler çok güzel. İlişkilerde sorun yaşayanların tölere etme şansı var perşembe, salı ve çarşamba günleri. Perşembe, cuma, cumartesi günleri ise iş ve sorumluluk bu sefer Başakların gündeminde olacak. İşle ilgili beklenen haberler, telefonlar, kendilerini başarılı hissetme anlamında çok mümkün. Pazar günü de gene genel her anlamda yapacağımız etkiler onları da kapsıyor. Arkadaşlık ilişkileri ama evde görüşmeler, mesela sosyalliği birazcık daha özel ortamlara çekme. Dışarıda bile görüşseler daha ev ortamını hissedecekleri ortamlarda bir araya gelme mümkün olacak. O zaman Başaklar için de güzel etkiler evet. var diyebiliriz. Evet. Terazi ve yükselen Teraziler bu hafta gene aynı, onlar da koçlar gibi aile ve kariyer anlamında biraz zorlanmalı etkiler alabilirler. Aileyle, evle ilgili sorunları veya patronlarıyla alakalı yaşayabilecekleri olası problemleri aşmak için temkinli davranmaları gerekiyor. Sağduyuyla davranmaları gerekiyor. Bu hafta, bugün pazartesi günü Ay Koç burcunda ilerlerken ilişkiler çok yoğun onlar için. Akşama kadar eşiyle, sevgilisiyle, arkadaşıyla, dostuyla haşır neşir olacağı bir hafta başı. Salı ve çarşamba günleri parasal konular bu sefer terazilerin gündeminde olacak. Hayatın içinde güçlü hissettikleri konular, beklediği bir para, ilişkiden elde edeceği faydanın peşine düşecek sevgili terazi. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri çok keyifli. Dışarıda sosyallik anlamında güzel. Çalışanlar için bekledikleri evraklar, projeler anlamında güzel. Hafta sonu, pazar günü ay Yengeç burcunda ilerlerken her ne kadar tatil bile olsa çalışmaları gerekebilir mesela. Aileye hizmet etmeleri gerekebilir ya da çalışan terazilerin iş başı yapması gerekebilir. Öyle ya da pazar, evde pazar. İş, eve iş taşıyabilirler teraziler. Teraziler için birazcık biraz bu hafta iş odaklı. Sorumluluk ön planda olacak. Akrepler, hadi bakalım, sevgili akrepler akrep ve bekliyor. Yükselen akrepler bu hafta iletişime dikkat, sertleşebilir. Eşiyle, dostuyla, patronuyla, sevdiği insanla, çocukla bir anda ipler gerilebilir ve Eyvah. İletişim küt diye kopabilir. İlişkiler teste girebilir. Sorunlu gidenler ayrılma kararı alabilirler. O yüzden biraz dikkatli olmaları gerektiğini söylüyorum. Pazartesi, bugün akşama kadar Ay Koç burcunda ilerlerken sorumlulukları çok yoğun. Çok yoğun evde ya da işte. Çok fazla mesai yapacakları bir pazartesi. Yarın ve çarşamba günleri çok keyifli, ilişkiler anlamında beklenen haberler gelebilir. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri birazcık parasal konular gündemde olacak. Hafta sonu da dışarıda pazar günü aileyle çok güzel, keyifli zamanlar geçirilebilir. O zaman akrepler için de ilişkilere dikkat diyelim. Dikkat. İlişkide aynen. kullandıkları dile dikkat. Evet. Gerginliklere karşı. Yaylar. Hadi bakalım. Yay ve yükselen yaylar. Özellikle harcamalara, ödemelere,
Gelir gider dengesine dikkat. Bu alanda zorlanabilirler. Hı-hı. Bakın söylüyoruz şimdiden. Onun dışında bugün pazartesi akşama kadar motivasyonları çok yüksek. Kendilerine güzel. Güven 10 numara. Aşk hayatı, özgüven bomba yaylarda bugün. Şahane. Pazartesi. Yarın ve çarşamba günü sorumluluklar. Yani bugün çok eğlenceli, güzel, keyifli. Yarın hadi bakalım işlerde yoğunlaşma diyebilirler. Ev işi ya da kariyerle alakalı söylüyorum. Perşembe, cuma, cumartesi evliliklerine, ilişkilere, arkadaşlık ilişkilerine, orayla, o konularla alakalı olayları çözümleyecekleri hı hı. bir olay, gündem yaşayacaklar. Perşembe, cuma ve cumartesiden sonra pazar günü de daha ziyade aileyle beraber sorumluluk götürecekleri, sorumlulukların altından kalkmaları gereken işlerle geçecek. Bu hafta sorumluluk evet. sorumluluklar gelecek diyebiliriz evet. o zaman. Ve parasal konular çok önemli. Hı hı. Son üç burcumuz sevgili oğlaklar. İlişkiler aynı şekilde gergin. Yengeçlere ne söylediysem oğlaklara da öyle söylüyorum. Mi? Aile ilişkileri, hı hı. patron ilişkileri, çalışan ilişkileri yani bu hafta ilişkilerde gerçekten dikkatli olmaları gerekiyor. Bugün akşama kadar pazartesi bile olsa evle ve aileyle ilgili motivasyonları daha yoğun. İşe bile gitse aklı evde kalabilir. Hı hı. Yarın ve çarşamba günleri çok güzel, kendilerine olan güven yerine geliyor. Perşembe, cuma ve cumartesi günleri iş çok yoğun geçecek. Arımaya gibi çalışacakları bir haftanın ikinci yarısı onları bekliyor. İş arayan oğlakların güzel haberleri gündeme gelebilir haftanın ikinci yarısında. Güzel. Pazar günü de sevdikleriyle, eşiyle, arkadaşıyla, dostuyla çok güzel, keyifli zamanlar geçirebilirler. O zaman oğlaklar da iş hayatlarında özellikle haber bekleyenler varsa evet, güzel haberler alacakları. Evet, haftanın ikinci yarısı anlamda çok şanslı. Harika ama evet. onun haricinde de ilişkide yine dikkat dediğiniz her şekilde. Burçlardan biri. Aman oğlaklar evet. dikkatli olun diyelim ve diğer burcumuza ondan geçelim. Ondan sonra kovalar. Son iki burcumuza evet. geldik. Kovalar bu hafta aynı aslanlara söylediğim gibi biraz kaygıdan uzak durmaları lazım. Hı-hı. Çok vesvese, çok kaygı, öyle olmazsa, böyle olmazsa derlerse sağlıkları bile tehdit altına girebilir. Dikkat. Onun dışında çalışan kovaları uyarmak istiyorum. Hı-hı. Aynı işi yaptıkları insanlarla çatışmalar, tartışmalar gündeme gelebilir. Bugün akşama kadar parasal anlamda güzel motivasyon, dışarıda koşturmalar, elde etmek istedikleri şeyleri koparmak mümkün. Yarın ve çarşamba günü yakın çevre, aile büyükleri, ev konuları gündemde olacak. Ve haftanın son günü onlar da aynı aslan gibi pazar bile olsa çalışmayla geçirebilirler. O zaman kovalar bayağı çalışıyorlar evet, bu hafta. Çalışıyorlar. Ama patron ve iş arkadaşlarıyla ilişkilerine dikkat evet, ediniz. Evet, dikkat, ve aynen. vesveseden uzak kalacak. Uzak, kaygı. Öbür türlü psikolojik anlamda çok zorlanırlar. Son burcumuz balıklar. Sevgili balıklar, ebeveyn balıklarla başlayacağım. Çocuklarınızla olan ilişkilerde lütfen tahammülünüzü üst seviyede tutmaya gayret gösterin. Hı-hı. Çocuklar bu hafta canavarlaşabilir. Öyle mi? Bunu söylemek isterim. Asilik, gerginlik. Onun dışında aşk hayatı olan, yanında sevgilisi olan balıklar için de keza aşk hayatında da gerginlikler ve demin de söylediğim gibi çürümüş bir ilişkinin içinde geçen balıklar bitirme kararı alabilirler örneğin. Sonlanmalar gündeme gelebilir. Bu hafta motivasyonunuzun düşmesine izin vermeyin. Bugün akşama kadar hı hı. güzel. Ay Koç burcundan ilerleyeceğiz. Parasal konular mutluluk anlamında güzel. Yarın ve çarşamba günü yakın çevre, iletişim, fikirler, düşüncelerimizi hayata geçirirken güzel sonuçlar alabileceğimiz, haberlerin güzel geleceği bir hafta ortası. Perşembe, cuma, cumartesi günü aileyle, evle ilgili kararlar verecekler. Yani haberler, telefonlar, düşünceler, beraber aileyle ortak karar verme süreci gündeme gelecek. Pazar günü en güzel geçirecek burçlardan bir tanesi de balıklar. Aileyle, sevdikleriyle çok güzel, keyifli enerjiler gündeme gelecek onlar için. Tüm burçlarımıza mutluluklar diliyorum bu hafta inşallah. Vallahi güzel bir hafta. Birazcık dikkatli olacağız ve sesleden evet, güzel kalacağız. Dikkat. Sorumluluklarımıza da dikkat edeceğimiz evet. bir hafta olacak. Çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ağzınıza ederim. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Güzel enerjiler aldığımız bir hafta olur inşallah. İnşallah. Çok teşekkürler.